Tank Müzesi'ne hoş geldiniz. Şimdi atladık hemen içeri. Sizi doğruca bu deneyimi tattırmaya doğru götürüyorum. Nerede ne var ne yok hepsini yavaş yavaş gösteriyor olacağım. Ve umarım siz de benim kadar beğeneceksiniz neler olduğunu. İlk Da Vinci Tank ile başlıyoruz. Görselini koymuş durumdalar. 1480'lere dayanıyor yani bizim tankımızın tarihi. Öyle diyebilirsiniz gençler. Ondan sonrasında ise hemen yavaş yavaş toplara, olaylara gidiyoruz. Tankçılıkta 3 tane ana olay var. Bunların üçgenini kullanıyorsunuz. Ateş gücü, koruma ve hareketlilik, mobility yani hareket kabiliyeti. Tasarım üçlemesi bu yani. Düşmanla çatışmak için ateş gücü, mürettebatı korumak için korunma hakikaten ve yol kat etmek için de hareketlilik. Firepower'la başlıyor. 2 poundluk eğitim topu. Korunmaya geliyoruz. Bakın test plakası. Zamanında 50.000 tane darbe almış. Farklı darbeler, farklı burada tepkiler, delikler oluşturmuş. Hatta bazen içinde mermileri hala olduğunu görebilirsiniz. Yaklaşık olarak 32 milim kalınlığında 14,5 ve 20'lik mermilerle delinmiş, üzerine kullanılmış. Özellikle boşluklu zırhlarda kullanıyor. Ve hareket kabiliyetine geliyoruz. Burada da işte mobility'de Rolls-Royce motoru önümüze koyulmuş durumda. Yani ilk başta direkt ana mantığını size gösteriyor. Nedir? 3 tane şey işte ateş gücü, koruma ve hareketlilik. Üçünün bir araya geldiği nokta tanklar. Hemen sağ tarafa döndüğümüz anda da ortama dalmış oluyoruz gençler. Bizi M26 Sherman, Pershing tankı karşılıyor. 90 milimetrelik topunu uzatmış. Bizim önümüze doğru tutturmuş. Ve burada karşımıza çıkan ilk tank olmuş. M26 Pershing. Ağır tank olarak geçiyor burada. Çünkü hedefi King Tiger gibi arkadaşları delmekti. Ön zırhlarından dahi olsa biliyorsunuz savaşta en büyük sıkıntı Amerikalıların çektiği Sherman gibi tanklarda Panther'leri, King Tiger'ları, Tiger'ları delememekti. Kilometrelerce öteden kendileri önce ölüyordu. Ondan sonra sayısal üstünlükle bunu karşılıyorlardı. Bu alet direkt bunu ortadan kaldırmak için kafa kafaya birebir de mücadele edebilmek. Hatta ilk çatışmada daha da uzak mesafeden bu diğer Alman tanklarını yok edebilmek için kullanılmış. Ve savaşa ucundan sokulmuş bir tank. 1945'te 1-2 tane bunun olayı var. Berlin'in içerisinde özellikle bir Panther'le özel kapışma sahnesi var. Bunu arayıp bulabilirsiniz. 90 mm'lik topluğunu burada bizim oyunumuzda seviye 8'de bulduğunuz Pershing'e çevirmiş durumda. Evet efendim. Yanda da hemen böyle yani dağınık gidiyor burada genel aksamla birlikte. Ben şöyle düşündüm. Burada önüme çıktıkça anlatacağım. Bu daha uzun bir video olacak. Tek parça koymayı düşünüyorum. Nereye kadar giderse aralarda hatalar olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Sesin de mükemmel olmadığını biliyorum. Ama hani benim elimden bu video çıkıyor. Ben böyle daha rahat ettim. A10 tankı Cruiser Mark 2. Gördüğünüz gibi perçinli zırhı olan bir tank. Bu perçinlerle ilgili bir sıkıntı var. M3 Li'de falan da var bu. Mesela Panzer 3'ler, Panzer 4'ler bunları vurdukları anda bu perçinler oldukları yerlerden sökülüp içeride sekmeye başlıyorlar. Zık 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 böyle yani inanılmaz bir mürettebat katliamı oluşmaya başlıyor. Bunlar çünkü çok güvenli bir kaynak yöntemi değil. Yani kaynak değil işte. Perçinlenmiş bir zırha sahip. Bu tankçılık için iyi bir şey değil. Tanklarda kullanılması çok faydalı bir şey değil. Mürettebatın ağzını yüzünü kırıyor. Gene ön tarafında makinelisi. Bu da yani genel olarak bir keşif tankı. Hafif tank olarak. Özellikle 38-41 arasında bu çöl tarafında yani Rommel'e karşı çöl harekatında falan kullanılmış durumda. El alamayınlar bilmem neler. Karşımıza Locust çıkıyor. Locust Amerikalıların küçük bir tankı. 3 kişilik. Bayağı küçük. Yani oldukça burada minik. Şimdi M3 Stuart var diyeceksiniz. Orada görürsek göstereceğim. Ama neden bu kadar küçük bir tanka ihtiyaçları oldu? Nedeni şu. Bu tankın olayı planörden atılmasıydı. Bunları taşıyan planörler var. Bakın gördüğünüz gibi. Asıl olayı bu.
atlarına konulabilecek ağırlıkta, yani 7.3 ton ağırlığında bu mürettebata ilk başta destek verebilecek bir tank olarak tasarlandı. Ana kuvvetler gelene kadar bu tankla idare ediyorlardı. Bu yüzden M22 Locust'un çok özel bir yeri var havacılarda. Yani paraşütçüler, paratrooperlar için oldukça önemli. 43 ile 48 arasında kullanılmış durumda. D-Day'de kullanılmış. Başka bir iki yerde daha var. Plunder harekatı falan diyor mesela, yağma harekatı. Kullanılmış da kullanılmış. Önümüze daha sonra mermi tipleri geliyor. Ben gördükçe size gösteriyorum biliyorsunuz mermi tiplerini. Ateş gücüyle ilgili olan kısımdayız. Bakın gene Sabo tarzı mermi. Projectile burada. Asıl mermi içinde. Bu kısımlar, alt ve üst kısımlar namludan çıktıktan sonra discard ediliyor. Atıyor kendi kendine ve sadece bu kısım gidiyor. Yani ateş gücünü taşıyan ana kısım bu oluyor. Ama genişlikten dolayı bütün itiş gücünü burada kendine barındırıyor. Aynı şekilde bakın diğer mermilerde iç tarafında kovanları görüyorsunuz. Yüksek patlayıcılarda tetikleyici mekanizma, asıl patlayıcının durduğu yer. Farklı bir mermi tipleri var yani bu şekilde görebileceğiniz. Ram Kangaroo. Bu neymiş? Zırhlı personel taşıyıcı. Kanada. Çok fazla kullanıldığını sanmıyorum. Bakayım bir hızlıca. 8 kişiye kadar taşıyabilen. Daha sonrasında da burada gene kaç sene? 44-48 arasında. Tabii ana savaşta çok fazla kullanılmamış bir tank. Ve bakın bir M10 tank avcısı. Neden beyaz? Ardenlerden arkadaşlar. Bunlar Arden taraflarında çok fazla kullanıldı. 2. Dünya Savaşı'nda. Özellikle yani Almanların son karşı hücumu olan, başarısız olan tabi, Ardenler hücumunda kullanılan, dönemden kalan bir tank olduğuna inanıyorum. Şimdi biraz okuyalım nedir olayı diye. Tabi bunun olayı üstü açık, yani kulesi açık. Alt tarafında gene mürettebat olarak 5 kişi taşıyor. 43 ile bak 82 senesine kadar kullanılmış. Bu çok yerde kullanılmış. Yani özellikle bu tankın nerede iş yaptığını yazmıyor. Ama hani böyle bir kamuflaj varsa bu ormanda kullanılır. Buna emin olabilirsiniz. Asıl olayı ne tabi? Bu uzun topu. Topunun olayı, onun nedense ekstradan yazmamışlar. Ama olay şu tabi adamlar için. Amerikan tasarımı, İngiliz topu. Birazcık dalgalanma görüyorum videoda. O yüzden bir keseceğim, bir ISO'yu düşürmeye çalışacağım. Evet, daha iyi. Belki bazı yerler daha karanlık çıkabilir ama şu an çok daha iyi oldu. M10'un asıl olayı 3 inçlik top, yani 7.5 santimlik topu, klasik Sherman topunu taşımasıydı. Ama işte burada gördüğünüz 17 poundluk topu taşıyor. İngiliz tasarımı olanı taşıyor. Yani asıl tank avcısı olma özelliğini buradan yaşıyor. Bu da onun ön zırhından tam her seferinde olmasa da yandan, başka noktalardan delebilmesini ve daha efektif bir şekilde Tiger'larla, King Tiger'larla, Panther'lerle çatışabilmesini sağlıyordu. Ve geldik. Campanio Firozcular bilir bunu. Goliath. Bu isim tabi Goliath ve Davut'tan yani gelen şey. Hani küçükle dev avlama olayına bir burada atıf yapılan bir Alman hareketli yani Bombontrex, hakikaten paletli bomba arkadaşlar, uzaktan kumandalı. Bayağı kullanıldı. 43'ten 45'e kadar özellikle benim bildiğim Rus cephesinde kullanılmış aletlerden biri. Bunun içerisine alabildiği kadar bomba koyuyordunuz. Bundan sonra bunu uzaktan kontrol ederek, tel güdümlü oluyordu bunlar genelde, götürüp aracın altına sokup, yani bunun olayı tankın altına girmek. Gördüğünüz gibi yani yüksekliği tankın şeyle aynı. Ondan sonra tankın altına sokup patlatmak. 5000 tane falan da üretmişler döneminde. Şimdi burada bir tane paletli araç var. Bir önce şuna bakalım, bu ne diye. Panzer 1. Komuta tankı. Neden komuta tankı? Şimdi komuta tanklarında tabi ekstradan gördüğünüz gibi top yok. Bunlar çoğunlukla daha fazla, yani 4-5 belki 10, bilemiyorum tabi şu anki tam mürettebat veya daha doğrusu buradaki mangalarındaki tank sayısını, ama tamamen koordinasyon üzerine. Hatta size şöyle enteresan bir bilgi vereyim. Barbarossa harekatı var. Burada Ruslar çok ciddi yenilgiye uğrayarak yani Moskova kapılarına kadar sürüklendiler. Geri püskürtüldüler. Geri demeyeyim, direkt püskürtüldüler. Yani kendi topraklarını kaybede. İlk başta özellikle daha iyiydi aslında tankları. Yani KV'leri vardı, işte başka seriden tankları vardı. O sırada Panzer 2 ve 3'lerle, hatta T-34'leri bile vardı bir yerden itibaren. Panzer 2 ve 3'lerle Almanlar çok daha başarılı oldu ve daha güçsüz tanklarla, daha güçsüz toplarla yendiler.
herkes Almanlar her zaman daha üstün sanır ama 41'de falan öyle değildi. Paris'e girdiklerinde Panzer II tanklarıyla girdiler. Yani taktikleriyle mahvettiler sadece. Olay ne biliyor musunuz? Komuta ve yönetim. Rus tanklarının çoğunu 4 mürettebat bulmuş. Bunlardan bir tanesi sürücü, diğeri topçu, diğeri işte yükleyici, öteki de komutandır. Alman tanklarında ise bir adam daha var, telsiz operatörü. Ruslarda telsiz operatörlüğünü hem aynı şekilde komutan hem telsiz operatörüken hem de mürettebata komuta ederken Almanlarda farklıdır ve telsizci ayrı bir kişidir. Sırf ayrı bir artı kişinin bu yönetim kadrosunda olması, daha doğrusu yani iletişimi sağlıyor olması komutanın üzerinden yük aldığı için çok daha efektif bir şekilde burada savaşta kullanılabilmesini ve aralarındaki iletişim daha düzgün sağlanmasını burada kesinlikle kesinleştiriyordu yani. Bu sayede inanılmaz şekilde koordine olarak nerede olduklarını bilmeyen, ne yaptıklarını bilmeyen tankın içindesiniz arkadaşlar. Bizim VOD'daki gibi dışarıdan görmüyorsunuz. Hani sağınızda tank olsa, adam telsizden ulaşamıyorsa bilmiyorsunuz tam nerede olduğunuzu. Bu sayede parçalayıp geçmişlerdir. Bilginiz olsun. Artı bir mürettebat var ya bizim oyunda işte. Bu radyo telsizci var bunlarda. Allah kahretsin diyorsunuz. Ruslar ne güzel, 4 kişi falan. Daha az böyle uğraşıyorsunuz skill seçerken, beceri seçerken. Onun işte çok büyük artısı var mı? 4 paletli. Bu Puma cinsi bir half track olması lazım. Bakalım ne çıkacak bu. SD Kampfwagen, evet. 234'e 3. 8x8'lik gene Almanların tekerli zırhlı personel taşıyıcısı diyebiliriz. Kısa 75'lik var gördüğünüz gibi. Yani havan topu görevinde. Böyle bir top gördüğünüzde neyi anlıyorsunuz? Bu piyade destek için gene. Yani diğer piyadeleri daha fazla bastırmak, etkisiz hale getirmek ve kendi piyadesine bu şekilde destek vermek için. Yani bu bir tank veya diğer zırhlı araçlara karşı kullanılmış değil. Ama tabii ki 75'lik bir yüksek patlayıcıyla siz hafif zırhlı bir aleti de havaya çok rahat uçurabiliyordunuz. İçi de kabaca gözüküyor. Bir gösterebilecek miyim bakayım. Çok da bir karanlık olduğundan şey yapmıyor. Ama gayet içinde yer var. Çok az Rus tankı var ne yazık ki burada. Bir tanesini daha görelim. Arkadaki KV-1'imizden sonra burada şu an Su-76M var. Hafif mekanize top. Bu tank avcısı. 76'lık topu şeyle aynı. Bu ilk nesil T-34'tekilerle kabaca aynı. Oldukça fazla gene kullanılmış durumda. Bunun haricinde 42'de tabii ilk kullanılmış duruyor. Yani 42 zaten T-34'ün de bu şekilde çıkış dönemlerinden bir tanesi. Dayanıklı bir şasi üzerine, T-70 şasisi üzerine koyulmuş ve gene Rus mantığında abi bolca üret, yok olsa da biz devamını getiririz merak etme diyen bir alet. Yani bu topla çok rahatlıkla Panzer 4'e kadar her şeyi ön zırhından delebiliyorlardı. Ve geldik ünlü KV-1'imize. Bu dediğim gibi bakın KV-1 ilk başta bu Barbarossa'da falan kullanılan olay. İki tane mi yükleyicisi vardı artık şeyim bilmiyorum ama bayağı sıkıntı yaşadılar bunlarla savaşta. 1940'tan itibaren yani Barbarossa'da kesinlikle kullanılıyordu bu. Bakayım başka ekstra söyleyebileceğim bir şeyimiz var mı? Yani KV-1'in zırhından dolayı illaki arkasına dibine kadar geçmeniz gerekiyordu. Hatta ilk dönemlerde savaşta hiçbir şekilde zırhı delemeyen topları olan panzerler, yani 37'likler bunu arka ön falan da delemiyordu. Direkt topa nişan alıp, namluya nişan alıp namluyu kırdıkları görseller var. Yani en azından topunu silahına etkisiz hale getirmiş Almanlar. Bir yerde sıkışmış. Mesela paleti kırılmış, şey yapılmış. Çünkü bu durumda Rusların daha az tankı vardı. Almanların daha fazla tankı vardı bunlara karşı. Ve bu şekilde etkisiz hale getiriyorlardı. Topunu kırıyordu, paletini kırıyordu ve daha sonra zaten içerideki mürettebat sağa sola dönemez hale gelince ya çıkıp gidiyordu ya da içinde durup işte saatlerce bekliyordu. En sonunda da Alman piyadeler gelip el bombası, molotof bilmem ne yakarak, şey yaparak içeriden çıkartmaya çalışıyorlardı. Başka ekstra bir şey söyleyebileceğim mi? Şu an hayır. Devam edelim. Aralar vererek böyle bunları birleştirecek hale geleceğiz muhtemelen. Ve geliyoruz burada Trigger Happy. Çok böyle tetik çekmeyi seven, tetik manyağı, tetik hastası bir arkadaşımız var burada. Chaffee M24. Bu da havadan atmak için aslında bir ara kullanılmıştı diye düşünüyorum ama tam aynı şekilde değil. Bakayım ekstra bir şey yazıyor mu veya size söyleyebileceğim
kişi var mı? 5 kişilik mürettebat 4000'den fazla üretilmiş durumda. 44'ten 95'e kadar farklı ülkelere de daha sonra satılmış bir tasarım. Hafif tanklar arasında gördüğünüz gibi üzerindeki 75'lik topu gene kısa olsa da iki tane büyük makineli tüfeğiyle gayet hoş bir tasarım hafif tankta. Şanzıman önde. Daha doğrusu diferansiyel. Genel bir diferansiyel dizaynı görüyorsunuz gene burada. Böyle güzel kesitler yaratıyorlar sizler için. Şimdi şu sol tarafta ekstra bir şey gösterip bunu da yarıda keseceğim. Daha sonra üçüncü kısımla devam edeceğiz. Bunu herhalde 10 kısma kadar götüreceğim. Şimdi bakın burada T-34'ün işte F-34 model 42 topu. Ve topun kesiti var arka tarafta. Kabaca. Orta uzunlukta bir namlu. Gayet tank avcısı olarak çalışabilecek bir alet. Arkada da motorunu koymuşlar aynı şekilde. En komiği de bunların arkaları bak yağlıdır. Yağ damlaları falan vardır bizim bu KV1'lerde falan da. Hala yağ akıtır yani bunlar. Hala kirlidir. Yani biraz uğraştırsan hala... What? Why you troll? We were OP. Yeah, very OP. Why you cry, man? Why you troll me? I know. Let's go. Güzel, iyi adam. İşte Mr. Foş. Güzel oldu. Bunun haricinde, dediğim gibi, olay bu. Güzel bir sonla bitiriyoruz bunu.